Merhaba arkadaşlar. Ölme arıların bulunduğu aralıktayım. Planlamama göre bugün kovan altlarından %20'lik veya %65'lik formik asit peçeteye emdirerek %65'lik 10 cc kadar, %20'lik de 20-25 cc'lik kadar 40 cc'ye kadar dökerek formik asit mücadelesi formik asitle varroa mücadelesi yapmaya niyetliydim, planlamıştım. Ancak bugün yağmur yağıyor ve ben formik asit arılara temas etmesin, zayıf arılar olduğu için temas ederek, temasla birlikte arılarda bir herhangi bir koloni çöküşü olmasın veya arı ölümü olmasın diye planlamıştım, ama yağmur da yağınca tek tük arı uçuşu oluyor. Onun haricinde arılar içeride. Evet. Yine burada siyahlaşmış bir arı son demlerinde. Artık ömrünün. Formik asit hava 20 derece altında, şu an 18 derece civarı, gecede 16 dereceye kadar düşüyor hava sıcaklığı. Bugün yağmur var, yarın da yağmur var. O yüzden varroa mücadelesini aksatmak istemiyorum. Bal salmına dönemine denk gelen bir dönemde, dönemin sonrasında kovanları besledim ve yapabildiğimiz kadar stok beslemesi yaptık. Şimdi artık yılda en az iki kere, ilkbahar ve sonbaharda formik asit mücadelesi yapıyorum. Sadece varroa mücadelesi değil, kovan içi hijyen, mum kurdu ve mum kurduyla birlikte diğer bakteri vesaire, onlara da etkili olabilsin diye. Ve bu şekilde peçetenin altına, kovan dip tepsisini peçetenin altına tamamına yaparak, formik asit vererek yapacaktım. Ancak bugün, şimdi bütün arılar içeride. Evet, mum kurdu. Yine dökülmüş karıncalar devam ediyor. Kovan alt tepsisini incelediğimde zayıf arılar için mum kurdu bayağı bir sıkıntı. O yüzden sürekli alt tepsileri temizliyorum. Evet. Buna bakalım. Yine burada arı çalışmış güzelce. Yine. Evet. Arının biri, arı aşağıya düşmüş. Yine bunlar mum kurdu. Ve soğuk yaptığımız kesin döküntüleri. Bunların hepsini temizleyeceğim. Yine burada bakalım. Evet, mum kurdu. Zayıf arılarda, zayıf kovanlarda yine burada var. Bir dünya mum kurdu var. Evet, zayıf arılarda mum kurdu büyük problem. O yüzden formik asit önemli zayıf arılarda. Varroa ve mum kurdu mücadelesinde formik asit kullanmak zorundayım sonbahar döneminde. Eğer ben bu mum kurtlarıyla baş edemezsem koloni sağlıklı kışlayamaz ve bu zayıf arılarla kıştan çıkamam. Şimdi temizleyeyim. Bugün aynı zamanda kekik suyu şurubu vereceğim. Nösema için arının bağırsaklarında varsa içinde nösema mikropları onları temizlesin diye. Bunu nasıl yaptığımı söyleyeyim. 25 gram kekiği 4 kilo şekerle karıştırıp 6 litreye tamamlayacak şekilde su ilave ettim. Yani 6 litrelik bir bidona 4 kilo şeker, 25 gram da kekik koyarak 6 litreye su ilave edip 3 gün beklettim soğuk vaziyette, kaynatmadan. Bunları da arıya vereceğim. Evet, her kovana
1,5 litre kadar vereceğim. Şimdi kovanın durumuna bakayım. Oralar ne halinde? Evet. Buraya şeker tortuları vardı bunun içinde. Ben su ilave etmiştim. Bunu döküp buraya artık bunu döküp kekik suyu olan şuruptan koyacağım. Evet, arı dala kasmış. Dala kasması güzel bir şey. İstediğim buydu. Bu yarım şurupluğun altına da asabilirdi. Ama yukarıya doğru asmış. Ben bu dalakları kopartmayacağım. Bu dalaklar arının kışlamasına lazım. Çünkü arı kışlarken salkım oluşturursa eğer bu dalakları kullanacak. Yani bu dalakların kenarlarından geçip gidecek. Salkımı bu dalaklara bu dalaklar vasıtasıyla salkımda içeriye doğru kayacak, arılar yer değiştirecek. O yüzden bu dalakları koparmayacağım. Son durumuna bakıyorum. Arka tarafa ne yapmış? Yumurta atmış mı, ona bakacağım. Ben eşitlemiştim. Yaklaşık 3 çerçeve kadar. Propolisle için biraz zor çıkıyor. Bu çerçeve ne yapmış, onu bakacağım. Evet, kapalı yavrular var. Evet, arı güzelce yumurtlamış ve kapalı yavrular. İç kısmında da kapalı yavrular var. Evet, arka tarafında yine arka tarafında da kapalı yavrular var. Arı kendini ısıtmış, arka tarafa geçebilmiş ve ana arı arka tarafa geçip yumurta atabilmiş. Kendini o kadar ısıtabilmiş ki arka tarafa yumurta atıp kapatması sorun olmamış. Yalnız şu anda benim yaptığım bu örtünün de faydası var, ısıyı hapsedebilmesinde ve arkaya yumurta atabilmesinde. Şimdi benim yapacağım bir şey var. Buraya şurubu ben ilavesini yapmak zorundayım. Çünkü arının kendini ısıtmasına bu saatten sonra daha çok ihtiyacı var. Kendini ısıtmaya devam edebilmeli. Onun için de besleme yapmam gerekiyor ve şurubunu koyuyorum. Şurubunu koydum. Şimdi yapacağım şey, bu kadarlık bir artım oldu. Bunu da buzdolabı poşetiyle üstten vereceğim. Yine kekini içine koymaya devam edeceğim. Arıyı bu şekilde sıkıştırdım. Sıkıştırmıştım ve şimdi de varroa mücadelesini de redle birlikte üstünden yapacağım. Hava soğuk olduğu için fazla değil dökeceğim. Hava soğuk olduğu için içerideki bütün arılara etki edebilmesi için. Onun haricinde ekstra çerçeve alma, çerçeve ekleme, çerçeve çıkarma yapmıyorum. Bu şekilde arıyı muhafaza etmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, arıyı üstten arının kendini üstten ısı muhafazasını nasıl yapmaya çalıştığını görüyoruz. Buraya üst kısma mum örerek mumu kapatmaya çalışmış. Yani en dış straforlu çerçeveyle burayı kendisine
duvar yapmaya çalışıyor. Yani yatak yapmaya çalışıyor. Yani yastık yapmaya, başını, hani bir insan başını bir yere koyar, dayanır, sırtını dayanır. İşte buraya, burayı ısı merkezi olarak koyup sağa doğru, yani şurubun olduğu tarafa doğru yürüyebilmek için burayı kendisine yastık yapmaya çalışmış. Formik asit ve oksalik asit karışımlı olandan yaklaşık 5 damla kadar, 10 damlaya kadar kullanabilirim. Arıların üzerine denk gelecek şekilde. Arılar, hava soğuk olduğu için fazla sirkülasyon olmuyor, fazla buharlaşma olmuyor. Dolayısıyla ve kapatıyor ve yine kekini koyuyorum ve şurubu da üzerine yatırıyorum. Yine dalakları bozmuyorum, bu önemli. Dikkat ediyorum poşetin yırtılmaması için. Ve güzelce kapatıp saracağım ki kapalı yavrular üşümesin. Kapalı yavrular ve açık yavrular üşümesin. Evet, üstten sarmak önemli. Sarmanın ne kadar faydalı olduğunu bu aşamada gördük. Henüz daha 10 gün geçti. Arılar en dışa bile yumurta, duvar çerçevesine dahi yumurta atıp kapatabilmiş ve yan tarafı boş olduğu halde biz şu anda bunu sarmamızın faydasını gördük. Daha sonra bir ileri aşamada, yani Kasım Aralık gibi veya Ekim'in sonlarına doğru bu strafordan buraya kaplayacağım ve bu şekilde yapacağım. Daha da saracağım ama nasıl yapacağım? Bu naylonla çuvalın arasına koyacağım bunu. Şu an böyle kalsın. Daha sonra bunu kışa doğru ayarlayacağım ve faydasını hep beraber göreceğiz. Ortadaki kovanı açıyorum, bakıyorum ne yapmış. Buradaki kovan. Evet, bunun üzerinde bayağı kek var. Buna sadece varoğa mücadelesi yapacağım ve şurubunu vereceğim. Yine kekini üstüne koyacağım. Normalde varoğa mücadelesi yapmayacak olsam, red vurmayacak olsam bu kekleri almama bile gerek yok. Ama almam icap ediyor. Evet. Saklanan mum kurdu. İşte zayıf kovanların en büyük sıkıntılarından birisi mum kurtları. Rahatça saklanabiliyorlar ve arılardan kendini koruyup aşağıya korumak için aşağıya atlıyorlar. Şu son çerçeve dışında ne var? Ona bakmak istedim. Evet, altında herhangi bir dalak yok. Çerçeve dışı herhangi bir yavru durumu yok. Evet, kekik suyuyla, kekik sulu olan şurubunu ilave ettim. Bunu artık içeriden alıyorum, bu fazla. Ve varoğa mücadelesini yapıyorum. Çerçeve, her çerçeve arasına 10 damla kadar
formik asit ve oksalik asit karışımlı daha önce yaptığım karışım, red karışımı. Evet. Karılar yavaş yavaş rahatsız olmaya başladı. Kılan keki üzerine koydum. Evet. Şurubu da üzerine koyuyorum. Ve kapatıyorum. Evet, sonucuya da bakayım. Ne halinde? Bu çerçeveleri kaymaması için konuştum. Evet, bakalım oralar ne halinde. Evet, şuruplarını çekmişler. Güzel. Arka taraf gayet sıvılamaya çalışıyor arka tarafı. Ve buradan keklerini de bayağı yemişler. Daha da yiyecekler. Evet, en sağ çerçevede bal ve polen var ön tarafında. Arka tarafında da balı sırlamaya çalışıyor. Evet, bu kovanda yavru durumuna bakmak istiyorum önünde diye. Bizim kovanlar biraz standarttan büyük olduğu için çerçeveye düştü. Bu kovanları özel yaptırmıştım 3 santim kalınlığında ve 26'lık çerçeve rahatlıkla içine girdikten sonra bir 5 santim daha altta kalabilsin diye, arı dışarıya yazın sıcakta sarkmasın diye. Evet, kapalı yavrular var. Tarafta da kapalı yavrular var. Anarda burada herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Kekik ile birlikte olan kekik suyu şurubunu verdim. Ve formik oksalik karışımı. Bunu veriyorum. Evet. Evet, şurubunu da ilave ettim. Ve bu şekilde kapatıyorum. Evet, rahatsız olup olmadıklarına bakalım. Evet, burada arılar biraz yavaş yavaş dışarı çıkmışlar. Bu iyi bir şey. Burada herhangi bir hareket yok. Evet, son kovana bakayım ne halinde. Evet. Şurup donma yapmış. Evet, gece 20 dereceden aşağıya, gece 16 dereceden aşağı düşünce buradaki şurup donma yapmış, kristalize olmuş ve donmuş. Evet. Şimdi burada ne var, ne yok.
Şöyle bakalım. Kekine. Devam etmiş. Evet, son çerçeve. Son çerçeve boş, bir şey yok. İçinde sadece sulanmamış şurup var. Yavruyu nereye kadar devam ettiğimi şuna bakıyorum. Evet, burada da yavru yok. Burası da duvar çerçevesi. Arkası da açık ballı duvar çerçevesi. Henüz daha buraya yavru atmaya başlamamış. Burada daha önce iki çerçeve yavrulu vardı. Evet, burada kapalı yavrular. Ve burada da kapalı yavrular. Ana arı burada geziyor. Evet. Demektir ki son çerçeveye işlem yapabilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Ve buradaki şurubu çekmemesinin sebebi biraz daha kadroya ihtiyaç duyması. Şimdi benim yapacağım şey, buna şurup vereceğim. Kekik suyu olan şuruptan. Şurubunu verdim. Ve formik asit, oksalik asit karışımlı olan redden de verdim. Ve yine burayı kendisine yatak yapmış, duvar yapmış. Üstten kapatmış. Arı rahatlıkla görebiliyoruz. Daha kekini veriyorum. Bu arı sol tarafı yatak yaptığı için ve şurubu sağ tarafta olduğu için diğer tarafta kristalize olan şurubu en sağ tarafa alacağım. Kapattıktan sonra tabii ki kekik sulu olan şurubun fazla gelenini üzerine buzdolabı poşetiyle yatırdım. Şimdi bu kısma diğer sol tarafta kalan kristalleşen şurubu koyacağım. Yine buzdolabı poşetiyle arılar ısıtıp çekebilsinler diye. Evet, bu şurup çok koyu kaçmış. Ondan kaynaklı donma yapmış. Onu da buzdolabı poşetine koydum. Bunu da vereceğim. Evet, bu şurubu da üstten koydum. Ve tekrar sarıyorum. Şurada daha önce boğulmuş olan arılar var. Onları dışarıya atıyorum ki ekşime yapmasın. Ufak bir detay ama önemli. Şurubun içine arılar girdiği zaman çabuk ekşiyor. Arı ölüleri çabuk ekşitiyor.
hepsini temizledim. Güzelce sardım aşağıya kadar. Ve bunu da buraya koydum. Şurasını biraz kapatıyorum. Çuvalın ucunu. Evet, çuvalın ucunu kapattım. Ve naylonu da kapatıyorum güzelce. Güzelce sarmış olduk. Ve kapatıyorum.